Merhaba arkadaşlar. Ee, bir fizik dersiyle yine e, beraberiz. E, şimdiki konumuz e, Arşimet yasası. Arşimet prensibi yani kaldırma kuvveti diyeceğiz. E, kaldırma kuvvetiyle uğraşan amcamın adı prensibinde adı aslında Arşimet amca. Arşimet amca çok zeki bir amca. Hatta e, bana öyle bir destek noktası verin ki size dünyayı ayağa kaldırayım deyip Kaldıraçlar hakkında yani ilk basit makineleri oluşturmuş. Hatta savaş filmlerinde o mancınıkla fırlatılan topların ilk icadını yapan amca. E, hatta e, hamam hikayesini belki e, birçok e, arkadaşımız biliyordur. E, kaldırma kuvvetinin de bulunduğu hikaye. Kaldırma kuvvetini bulup hamamda evraka evraka dediği, Söyleniyor üzerinde ne var henüz bilmiyoruz ama e, ilk e, Arşimet amcamla başlamış. Tabi biraz başımıza bela da açmış e, matematikte integral denen olayın e, maalesef ilk oluşturulmasında e, kendisi e, suçlu sanırım deyip başlayalım hemen ilk kısma. Kaldırma kuvvetini e, Aşmet amca hamamda düşünürken elindeki tası e, o su dolan kurnanın içine atıyor ve tasın taşırdığı miktara bakıyor. Veya işte taşırma kabı dışarıya ne kadar sıvı taşırdığını hesaplıyor ve ilk söylediği şey kaldırma kuvvetinin taşan sıvının ağırlığına eşit olduğunu söylüyor. Biz tanım olarak yerini değiştirdiği sıvı kadardır diye geçiyoruz. Şimdilik kaldırma kuvveti için tanıma. Ee, yerini değiştirdiği sıvı dedik ama bizim bilmemiz gereken önemli bir şey tabii ki kaldırma kuvvetinin formülü. Kaldırma kuvvetinin formülü e, D sıvı v batan G diye ifade ediliyor. Burada ne kaldırıyor? Sıvı kaldırıyor. Ne kadarını? Battığı kadarını diye kendimizce yorumlayarak da aslında ne yapabiliyoruz? Ee, bu formülü çıkartma şansımız var diyeceğim. Ee, bu gayri ihtiyari bir tanım aslında. Daha sonra basınç konusu yaptığımızda da bahsedeceğiz. Ama düzgün olmak kaydıyla, alttan uygulanan basınçla, basınç kuvvetiyle Üstten uygulanan basınç kuvvetleri farkı yine nedir? Kaldırma kuvvetine eşittir diyeceğim. Zaten cisim düzgün olduğu için burada yanda uygulanan F1 ve F2 birbirlerine eşittir ekranda göründüğü gibi. Şimdi Arşimet amcamın üçlemesi var. Arşimet amcam bu üçlemede diyor ki yüzen ya da askıda kalan cisimlere uygulanan kaldırma kuvveti Cismin ağırlığı kadardır diyor. Yüzen ya da askıda kalan cisimlerde kaldırma kuvveti cismin ağırlığı kadardır diyor. E, batan cisimlerde ne oluyor? Batan adı üstünde batmış zaten o yüzden cismin ağırlığı kaldırma kuvvetinden daha büyüktür diyeceğiz. Biraz sözü geçelim, formüle bakalım. Önce yüzen cisimle başlayacağız. Yüzen cisimlerde şekildeki gibi denge söz konusuysa kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir deyip geçiyorum. Hocam bunun bir formülünü yaz da görelim derseniz tabii ki niye olmasın. Burada normalde kaldırma kuvvetinin formülü d sıvı çarpı v batan çarpı g. Yazım çok güzel bu arada. Ben bile beğendim bunu yani. Evet Peki cismin ağırlığını nasıl yazarız? Normalde cismin ağırlığı mg diye yazılır. E, ben öz kütle görmüştüm. m, m eşittir dv diyeceğim. Aha yazıyorum. d cisim, çünkü cismin öz kütlesi. v cisim çarpı g diye ifade ediyormuş. Burada yer çekimi ivmesi ikisi de aynı ortamda olduğu için aynıdır. O yüzden yer çekimi ivmelerini sadeleştiriyorum iğrenç bir şekilde. İşte karşınızda D sıvı çarpı V batan D cisim çarpı V cisim diye e, bir eşitlik söz konusu. Bu eşitlik bana ne nasıl yarayacak? Ya ben bunun kaçta kaçının battığını bilebileceğim. Tekrar yazacağım ama D sıvı çarpı V batan e son kısım D cisim çarpı V cisim diye olayı bitireceğim. Ya bunu niye yazdım tekrar? E tabi e, biraz da artistik olsun diye. Ya burada ne yapayım ne yapayım? Bakın e, şekle baktığım zaman e, batan hacim mi daha fazla yoksa cismin toplam hacmi mi? Sesleri duyuyorum. Tabii ki cismin hacmi daha büyük. Yani ne demek bu? Batan hacim daha küçüktür. E batan hacim küçükse ne olur? O zaman sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesine göre daha büyüktür. Buraya da ben notumu aldım. Umarım siz de alıyorsunuzdur. Dedim geçtim. Devam edelim. Yüzen cisimden sonra askıda kalan cisim. Arşimet amcamın söylediğini ben sürekli tekrarlayacağım galiba. Yüzen ya da askıda kalan cisimlerde kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir demiştim. E tamam. Aynı formülü biraz önceki formülleri de yazayım hadi. Bu da içimden geldi. D sıvı çarpı v batan çarpı g. Arada kalemim titriyor çünkü göbeğim şu an e, tabletime değiyor. Kusura bakmayın. D cisim çarpı v cisim çarpı g. Burada g'ler yine gideceği için hop götürdüm. Tamam. Daha sonra aynı mantıkta bakarsak cismin ne kadarı batmış? A hepsi batmış. O zaman batan hacimle V cisim de aynıdır. Buradan D sıvı eşittir. D cisim yani sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesine eşittir çıkacak. Ee, bunu da arkadaşım Burak için mor bir kalem kullanmak istiyorum. Ee, peki şekilde şöyle bir şey yapabilir miyim? Yaparım. Bak mor değilmiş maviymiş renk körü değilim ama olsun. Evet şuraya bir cisim koydum. Bir tane de tam şunun ortasında bir cisim olsun yuvarlak koyuyorum. Herhangi bir ima yok. Ee, bir tane de şuraya koydum. 3 tane cisim var. Ne diyeyim? Kalmış diyeyim. Buraya ellemiş diyeyim. Buraya dememiş diyeyim. Ya bana bunların öz kütlelerini söyleyin deseydim. Oradan sesler gelir. Hocam bunların hepsinin öz kütlesi aynı. E tamam aynıysa niye biri altta niye biri üstte? Niye yan yana durmuyor bunlar? Ha ağırlıkları mı farklı? Hayır. Neleri farklı? Ya birini daha yukarıdan atmışımdır, birini daha aşağıdan atmışımdır. O yüzden yukarıdan attığım daha hızlı geldiği için daha aşağıya inmiştir. Zemine değmeyecek bu şartla tabi ki. Tamam, geçiyorum. Mavi kalem güzelmiş. Devam edelim. Evet, bundan sonraki kısım askıda dedik de. Hadi biraz da batsın bu dünya diyelim. Batan cisimler için bakalım. Batan cisimlerde kırmızı yine seçeceğim çünkü 3 kuruş fazla olsun derler kırmızı olsun. Evet bakın batan cisimlerde demiştim tekrar tekrar söyleyeceğim bunu. Yüzen ya da askıda kalan cisimlerde kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir ama batan cisimlerde durum biraz farklı. Batan cisimlerde cismin ağırlığı daha kocaman. E zaten kocaman olacak. Güzel bir G oldu. Ben de hissettim onu. Evet, burada cismin ağırlığı kaldırma kuvvetinden daha fazladır ki batsın diyeceğim. Ee, aynı orantıyı yazdığımızda burada da cismin öz kütlesinin, sıvının öz kütlesinden daha büyük olduğunu göreceğim. Burada ekstra bir şey var. Orada denge var. Denge en sevdiğim konulardan birisi zaten. Orada e, G... Ondan sonra kaldırma kuvveti ve tepki kuvvetini görüyorsunuz. Bizim denge kurallarımızda şöyle basit bir kural var. Aşağı olan kuvvetler yukarıya olan kuvvetlere eşit olmak zorunda. Biraz hareketler ters oldu sanki. Evet, o zaman bu mantıkla yazacak olursam ben G F artı orada bir şey görüyorum. Kaldırma kuvvetinin yanında N diye. Ona bizim köyde tepki kuvveti diyorlar. Hadi oradan tepki kuvvetini çekseydim. G eksi F kader olayı bitirirdim. Vallahi güzel oldu sanki. Ben bile beğendim. Peki. Oradan devam edelim tekrar. Batan cisimler dedik. Arşimet üçlemesini çok iyi bileceğim. Bunun dışında formüllerde bize yardımcı olacak kısımlar var. Neymiş bunlar? Eğer ki soru sordukları zaman Hacimle ilgili bir şey sorarlarsa veya hacmi verir kaldırma kuvveti sorarlarsa ilk yapacağım şey tabii ki formül. Ay formül neydi? Çok hızlı bir geçiş oldu. Formülüm neydi? Hemen yazayım. Kaldırma kuvvetinin formülü neydi? D sıvı çarpı V vatan çarpı g. Lütfen bu formülü unutmayayım ben. Siz de unutmayın. Hacimle ilgili bir şey sorulduğu zaman ilk başvuracağım şey aha buradaki formüldür dedim geçtim. Eğer kütle ya da ağırlıkla ilgili bir şey soruyorsa o zaman Arşimetin üçlemesine giderim. Eğer yüzüyorsa ya da askıda kaldıysa kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir diyeceğim. Yüzen ya da askıda kalan cisimlerde kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. E battıysa ne oluyordu ki? Evet, batıyorsa bassın bu dünya o zaman. Ne diyeceğim? Cismin ağırlığının daha kocaman olması gerekiyor. İşte bunun gibi diyeceğim. Tekrar tekrar edelim orada. Eğer hacimle ilgili bir şey veriyorlarsa, e, formülden gideceğim. Eğer kütle ya da ağırlıkla ilgili bir şey veriyorsa da o zaman Archimedes'in aha buradaki üçlemesi gelecek. Ay biraz da soru çözelim bence de. Evet. Çünkü anlatması çok kolay da sorular geldi mi o zaman işler karışıyor. E, basit bir örnek ben bile yaparım buna. Eşit bölmelendirilmiş x, y cisimlerinin sıvı içinde şekillik gibi dengede olduğunu söylüyor. Öz kütleleri oranı nedir? Aa, gayet de güzel oldu. Önce x cismi için bakıyorum. Ne kadarı battı? Kaçta kaçı battı? Beni ilgilendiren o. x'in 1 bölü 3'ü batmış. Yazdım. İşte X'in öz kütlesi yerine bunu yazdım. Peki hocam Y için ne yazayım? Aa o da kolaymış. Ne kadarı battı? Hay battı. Evet bu da battı valla. 3 bölü 4 de bu var. Burada benim matematikim birazcık el vermiyor ama hemen hızlıca yapayım. Birinciyi aynen alıyordum. ikinci ters çeviriyordum. Falan filan diyordum. Cevap 4 bölü 9 diye çıkıyormuş. Gayet de kolay yani. Gerisi zaten matematik başka bir şey yok. Sonraki soru. Deminki soruya çok benziyor bu da. Dikkat edeceğim şey. Ee, deminkinde ee, sıvılar aynıydı. Cisimler farklıydı. Bu sefer de cisimler aynı ama sıvılar farklı. Burada yapacağım şey. Deminkinin tam tersi. Yani K cisminin kaçta kaçı batmıştı? Önce ona bakacağım. K'nın 3 bölü 4'ü batmıştı. Ters yazıyorum. 4 bölü 3 diye. Devam. Daha sonra e diğerinde ne yapmış? 2 bölü 4'ü batmış. Bu sefer de tam tersini yazıyorum. 4 bölü 2 diyeceğim. Biraz matematiği oranlarsam kocaman kocaman yazıyorum. 2 bölü 3 deyip bitirdim. Peki hocam ya böyle güzel anlatıyorsun tamam o artistik yapıyorsun da daha kolay bir şey yok mu? Olma mı? Bak şimdi ne? Bak y, y sıvısı içinde K kaç birim batmış? 2 birim mi batmış? O zaman buraya 2 yazdım. Peki x e, X'de bu ne kadar batmış? 3 birim batmış. E, yazdım buraya 3 birim. A 2 bölü 3 niye bu kadar işlem yaptın? Dedim ya artistik olsun başka bir sebep yok. Evet devam ettim. Bundan sonra şimdi yine önemli bir özellik. Kaldırma kuvveti. Ee, bir cismi sıvı içine attığınızda kaldırma kuvveti sıvı içinde kalan kısmın ortasına uygulanır. Kaldırma kuvveti sıvı, içisin, sıvı içerisinde kalan kısmın ortasına uygulanır. Bu önemlidir. Peki buradaki şekile bakarak bu cisim dengede midir? Ha, bu da tartışılır. Dengede olup olmadığını kontrol edeceksem o zaman ağırlık merkezlerine bakacağım. Şu 1, 2, 3, 4 tane var. 2 tane de şurada var. Sistemin ağırlık merkezine bakayım. Şununki burada. Şu 2 taneninki burada. Ağırlık merkezi olsa olsa işte şuralarda bir yerde olur. Biraz yamuk olur, o da olur. Ama kaldırma kuvvetiyle cismin ağırlığı üst üste çakışmadığı için bu dengede değildir derim, geçerim. Ay daha zor geldi en azından benim için. Önce kaldırma kuvvetleri diyeceğim. Özenle, bözenle çizeceğim. Kaldırma kuvveti sıvı içerisinde kalan kısmın ortasına uygulanıyor diye hatırladım. Hadi başlayayım. Biraz yamuk olacak şimdiden özür diledim. İşte şununki. Kaldırma kuvveti burada. Aha burada. Kaldırma kuvveti batan kısmın tam ortasına uygulandı. O da burada. Kaldırma kuvveti batan kısmın tam ortasına uygulandı. Vallahi harika çiziyorum sanki. Evet kaldırma kuvveti ben bile şaşırıyorum şu an. Tam ortasına çiziyorum. Aha çizdim. Kaldırma kuvvetleri sıvı içerisinde kalan kısmın tam ortasına çiziliyormuş. İlk önce onu hallettim. Peki bu cisimlerden hangileri dengededir derse o zaman yanaşırım sistemin ağırlık merkezine bakarım. Ama hocam ben ağırlık merkezi görmedim. E, göstereceğiz bizim işimiz göstermek zaten. Ben göstermeden hiçbir şey anlatmıyorum. Bak gösteriyor ağırlık merkezi bunun tam ortası. Ee, ağırlığıyla kaldırma kuvveti. Ee, aynı doğrultuda mı? Ah ah değil o zaman bu dengede değildir. Aa şurada ne güzel dörtgen var üstüne hemen hop koydum valla. İşte tam üst üste çakıştı mı? Çakıştı işte dengede size. Aha şuraya geldim. Ay ne güzel ne güzel. Şu üçün iki şurada. Azıcık üstten indir aşağıya. Süper oldu Allah. İşte bakın dengede. Aha geldik. En iğrenci bu. Şununkisi şurada. Şu 3 taneninki. Ama şuraya bir tane gelince. Bak şu 3 tanenin bir tanesi. 3'ün biri buradaysa. Azıcık kayıyor. Hop. Biraz yamuk çizmiş olabilirim ama. Kaldırma kuvvetiyle ağırlık üst üste çakışmıyor. O yüzden bu cisim dengede değildir derim. Tekrar edeyim. Dengede olması için kaldırma kuvvetiyle cismin ağırlığının üst üste çakışması gerekiyor dedim. Geçtim. Uf, en sevdiğim sorulardan. Genelde öğrencilerimin çoğunun burada zorlandığını görüyorum. En tatlı, en güzel soru tarzı bu işte. Hemen geldim. Ne yapacağım hoca? Demiş ki K cismini sıvının içine attım. Aynı sıvı içindeyken üstüne bir de L koydum. Diyor ki K'nın ve L'nin kütleleri oranı nedir? Önce basit mantık yapayım. K kaç batırmış? 1 batırmış. A sana 1. K'nın kütlesine 1 dedim. L ekstra kaç batırmış? 3 batırmış. Yapıştır 3'ü. Cevap 1 bölü 3 diyeceğim. Ay çok kolay. Ama gerçekte çözerken bunlar aynı sıvı olduğu için bu şekilde yapmak daha kolay. Ama aynı sıvı olmasaydı o zaman işler karışıyor. O zaman ben şunu yapıyorum. İşte diyorum ki önce K'nın kütlesini yazıyorum. K'nın kütlesine demin 1 demiştim. E öz kütlesinde sorun yok. İkincisinde ay çok iğrenç yazmaya başladım. Acaba acıktım mı ne? Yok canım. Bu kadar olmaz. Geçtim. K ile L ne yaptı? 1, 2, 3, 4, 4'tü. E, ben zaten K'ya 1 demiştim. O zaman L 3 çıkar deyip bitireceğim. Eğer farklı öz kütle veriyorsa lütfen aha bu şekilde çözün. Ama sıvılar aynı sıvıysa İlk yöntem daha güzel bir yöntem deyip geçiyorum. İşte kıllık değil mi? Adamlar veriyor işte. Öz kütlesini manyak 2D'ye 3D'ye vermiş. O zaman yöntem benim yöntemim. Hadi bakalım. Bak göstere göstere dedim zaten. Önce K ile başlıyorum. K. Kaç batmış? K 2 batmış. Tamam batmış. E, K'nın bulunduğu sıvının öz kütlesi de 2 mi? Hımm. Bak onu da yazdım. O zaman K'nın kütlesi 4'dür dedim. Bu cepte. Yapıştır. Peki hocam L'yi ne yapacağım? Şuraya yazalım onu da ya. İşte bak K artı L K artı L işte burada. K artı L'ye baktığımda kaç tane var burada? Kaç batmış? 4 batmış. E peki o sıvının öz kütlesi ne? Üç. Hemen yaz yaz. Öyle söylemek de olmaz değil mi? 4 çarpı 3. Aha burası da 12 geldi. E hocam. İşte şu. K'ya demin 4 dedim mi? Dedim. Hmm. E 12 olması için L'nin de 8 olması gerekiyor mu? Hmm. Yaz yerine. Yaz yerine. İşte cevap 1 bölü 2 dedim. Sadeleştirdim. İşte bu kadar. Güzel bir 2 oldu ama tam yerine koydum. O kadar olurdu dedim. Geçiyorum. Evet geldik sonraki kısım. Tabi her şey e, sayısal olmuyor maalesef. İşte yorum soruları geliyor. K ve L cisimleri var. Diyor ki amcam K ve L cisimlerini aradaki iple diyor bu şekilde dengede tutuyorum ben diyor. Buna göre K'nın ve L'nin öz kütleleri hakkında ne söylersin? Hadi bakalım. Eğer aralarındaki ip gerilmeleri eşitse öz kütlelerini sıralayacağım yazması bana öz kütle zor gelecek. Kale ve sıvı şeklinde yazmaya çalışacağım. Eğer ki ip gerilmesi sıfırsa yapacağım şey. Demek ki bunların hepsi birbirine eşit. Yine içim el vermedi. Dkdl yazacağım. Reklamı da yapacağım. Bak DK dedim gene. DK eşittir. DL eşittir. D sıvı dedim. Ve geçtim. Peki hocam ip gerilmesi sıfırsa durum bu. Ama ip gerilmesi sıfırdan farklıysa yani ip gerilmesi varsa ne olacak? Bu da çok kolay. Niye? Çünkü L aşağı inmek istiyor. K otur. Ee, burada kal diyor. Gerisini söylemedim. Geçtim. E, o zaman L'nin öz kütlesi demek ki sıvının dibine doğru gitmek istiyorsa kocaman. Arada sıvı var. Hop. DK. Olur ya arada kopanlar vardır. Ben kopanlar için diyeyim. Buradaki DS nerede hocam? DS dediğim şey. D sıvı. haberiniz ola geçtim. Ve geldim üst üste koymalar. Ha, yine geldik. Evet K ve L cismini üst üste koyarsam ve bu şekilde dengede kalırsa ee, o zaman ne yapacağım? Öz kütleleri hakkında ne yorumlar yapabilirim? İlk yorum şu. Aynı diğerinde olduğu gibi bunların hepsinin öz kütlesi aynı olabilir. DK eşittir. DL eşittir. D sıvı dedim. Bunun dışında şöyle bir şey de olabilir. K aşağı doğru bastırıyordur. L de yukarıya doğru çıkıyordur. E o zaman K'nın öz kütlesi daha kocaman. L'nin öz kütlesi de daha küçüktür sıvıya bakarak. Peki bunda sıkıntı yok. Üst üste koydum. Ya yapışık koysaydım? Ben bunları yapıştırsaydım da koysaydım ne olurdu? O zaman şöyle olurdu. Eğer yapışık koysaydım demin yazdığım birinci durum şuradaki birinci durum burada da geçerli olurdu. Demin yazdığım ikinci durum şöyle yazdım. Burada da geçerli olurdu ekstra yapışık koyulduğu zaman L'nin öz kütlesi K'dan büyük de olabilir. Üçüncü durumda işte budur. DL büyük. D sıvı büyüktür. Yapıştırıyorum artık. En son DK deyip geçiyorum. Evet. Devam. Özellikle biraz da gıcık şeyler var. Nasıl? Nasıl? Her zaman bir tane sıvı koymuyor amcam. Ne yapıyor? İki farklı sıvı koyuyor. Yani hatta fantazi olsun diye üç tane koyanlar bile var ama biz iki taneyle şimdilik idare edelim. Ee, i̇ki sıvı içinde askıda kalmış bir cisim var. E, ee, askıda kaldığı için yani D1'de aslında batmış. D2'de de yüzüyor. Toplamda baktığımız zaman askıda kalmış. Askıda kalan cisimlerde genel kural işte şuydu. Kaldırma kuvveti, cismin ağırlığına eşittir. Kuralımız bu. Burada kaldırma kuvvetini yazacak olsaydım hemen bakalım. Burada F1 ile F2'nin toplamı cismin ağırlığına eşittir. Çünkü F1 dediğim şey e, D1 sıvısı içinde kalan bölme. Ben bunu şöyle yazacağım. Açık açık yazacağım. Açı açı göstereceğim. D1 V1 G ben G'yi her ihtimale karşı yazıyorum. Çünkü bazen amcalar bu e, yer çekimi ivmesiyle ilgili bir şeyler soruyorlar. Ne olur ne olmaz. Sonra D2 sıvısında ne kadar olmuş? D2 çarpı V2G. İşte ben burada aslında toplam kaldırma kuvvetini yazdım. Bu da neye eşitti? Cismin ağırlığına eşitti dedim. Geçtim. Peki ben burada cismin öz kütlesini bulmak istiyorum deseydim ne yapacaktım? O zaman cismin öz kütlesini buradan çekersem eğer D cisim eşittir. D1 V1 artı D2 V2 bu üste yazdığım eşitlikten çıkan bir formül bölü toplam hacim V1 artı V2 dedim. Manyak adam zamanında bunlarla uğraşmış. Peki hocam buradaki hacimler eşit olsaydı ne olurdu? E eşit olsaydı şöyle olurdu. Eğer V1 eşittir V2 olsaydı o zaman her şey daha kolay olurdu. Nasıl yani? Cismin öz kütlesi aritmetik ortalamayla bulurdu. Yani işte D1 artı D2 bölü 2 ile olayı bitirirmişiz. Dedim ve geçiyorum. Evet geldik işte bu kısma. Ee, şimdi yüzen askıda kalan ve e, batan cisimlerde taşma miktarlarına bakacağız. İlk önce göstereceğim şey taşırma kabı içine bir cisim atıldığında ve bu cisim yüzüyorsa ee, hemen ağırlığını ve kaldırma kuvvetini gösterdim ama ondan önce şunu söylemem lazım bir cismi sıvı içine atarsam her zaman taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvveti kadardır unutmayacağım ee, e yüzen cisimlerde taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvveti yüzen cisimlerde kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit e o zaman taşanla Cismin öz kütlesi eşit olduğu için bu kapta ağırlaşma olmaz diyeceğim. Taşan sıvının hacmi için konuşursak şekle bakmam yeterlidir. Ee, cismin hacminden daha küçük hacimdedir der geçerim. Yüzen cisimlerde herhangi bir ağırlaşma söz konusu değil. Hemen geldim askıda kalan cisimlerde. Mantık hep aynı. Ne kadar sıvı taşırır? kaldırma kuvveti kadar taşırır. Bu bir. İkincisi kaldırma kuvveti cismin ağırlığına mı eşitti? Hmm. E, taşan sıvıyla cismin ağırlığı eşit olduğu için yine bu kapta da ağırlaşma olmaz. Taşan sıvı cismin hacmi kadardır. Aynı zamanda taşan sıvının ağırlığı cismin ağırlığı kadardır diye de yorum yapabiliyormuşum. Ve geldik. Yine batsın bu dünya. Hep batanlar başımıza iş çıkartıyor zaten. Yeter ki batsın yani. Cisme attığım zaman ne yapacağım? İlk önce kaldırma kuvvetiyle taşan sıvıya bakacağım. Taşan sıvı her zaman kaldırma kuvveti kadardır. Ancak cisme attığımda cismin ağırlığı kaldırma kuvvetinden daha büyük olduğu için burada eee bir kapta ağırlaşma olur. Ağırlaşmayı da ben delta m ile göstersem delta m göstersem yapacağım şey e, buradaki g cisim eksi fk diye yazabilirim aslında. Kendimce bir formülde olmuş olur. Niye olmasın? İsteyen bunu da açar. Daha ilginç formüller de elde edilebilir. Gayet de kolay. Dediğim gibi her zaman başımıza işi batanlar açıyor. Dikkat etmem gereken kısım bu kadar. Ve geldik aha son kısma olamaz. Bir cismi ne yaptım? İple astım. Aşağı doğru cismin ağırlığı var. Yukarıya doğru kaldırma kuvveti var. Bir de ipte gerilme kuvveti oluşuyor. Eğer bu kap taşırma kabıysa bu taşırma kabından akan sıvı Kaldırma kuvveti kadardır. E Taşırma kabında herhangi bir ağırlaşma olmaz. İpi e, kesseydim ne olurdu? Buradaki cisim e, ip gerilmesinden dolayı kaldırma kuvvetinden daha büyük olduğu söyleyeceğim. O yüzden cisim ne yapacaktı? Batacaktı diyeceğim. Peki bu taşırma kabı olmasaydı ne olurdu? Dışarıya taşan kısmı haliyle sıvının üstünde olacaktı. Yani normalde taşırma kabında buraya taşan sıvı işte şuraya dolmuş olacak. O zaman bu kapta bir ağırlaşma olur mu? Taşırma kabında olmuyordu. Ama bu kapta şu yukarıdaki kadar yani kaldırma kuvveti kadarlık bir ağırlaşma vardır. Onu da buraya not aldım. Evet. Normalde ee, kaldırma kuvveti aslında Anlatım olarak çok kolay. Genel itibariyle de çok kolay. Dikkat edilmesi gereken e, arşimetin üç, üçlemesi var. ve Bir de e, hemen arkasından formülü var. Onun dışında e, yapılacak da çok bir şey yok. E, umarım bir sonraki videoda da e, soru çözümleriyle bakarız. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. İyi günler.